Başlayalım. Buyurun Sayın İçer. Şimdi en son bu e-arşiv faturası ile ilgili kısımda kalmıştık ama bir e-serbest meslek makbuzu nasıl yapılır? Bir iki dakika göstereyim mi başvuru? Tamam. Şimdi elektronik uygulamalarda Java ile ilgili problem yaşıyor musunuz? Girişler. Hemen kısaca onda nasıl çözeceğinizi göstereyim. İnternet Explorer'a gerek yok. Chrome üzerinden şu üç nokta butonu var sağ üst köşede. Buraya gelin. Ayarlar kısmına gelin. Aşağıda Chrome, Google Chrome varsayılan tarayıcınız yap diye bir seçenek vardır. Onu işaretlediğiniz zaman Chrome'u tarayıcınızı varsayılan yaptıktan sonra Geri Dersi Başkanlığı'nın ebelgegib.gov.tr sayfasında imzalama aracı vardır. Buna bastığınızda bir tane Java uygulaması çalışır. Yani Java'nızın hangi versiyonda olduğunun hiçbir önemi olmaksızın uygulamalara girmenizi sağlar. Mali mühürünüzde elektronik imzanız takılı olacak. Gelen uyarı run diyeceksiniz. Sizi şöyle bir sayfaya atar. Gelişmiş kısmına bastıktan sonra Lokal sitesine bağlan diye bir yazı var. Karşınıza bütün e-dönüşüm uygulamaları gelir. Buradan e-deftere mi girmek istiyorsunuz? E-fatura portalına mı girmek istiyorsunuz? Nereye girmek istiyorsanız chatte girersiniz. Dolayısıyla Java'da, Mavada bunların hepsini imzalama aracıyla çözmeniz mümkün. Önce varsayılanı Chrome'u tarayıcınız yapacaksınız. Sonra da buradan giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi meslek mensubu olarak e-Serbest Meslek Makbuzu'na başvuru yaparken şuna karar vereceksiniz. Ben portal mı kullanacağım yoksa özel entegratör kullanacağım? Eğer portalı kullanacaksanız portaldan başvuru yapacaksınız. Ve ne yapmanız gerekiyor ilk önce? Elektronik faturaya geçen firmalar ne yapıyorlar önce? Değil mi? Siz ne yapacaksınız? Hayır. TÜRMOP'a imza alacaksınız. Küçük bir reklam arası. Firmobun elektronik imzası çıktı. Elektronik imza ile bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen başvurdan elektronik ortamda başvuru yaptığınız zaman e-birliğe bağlanıyorsunuz. Elektronik imzanızla ilgili bir e, işte imza doğrulamasına gerek kalmaksızın elektronik ortamda imzanızı satın almış oluyorsunuz. Reklamlar bitti. Elektronik imzanız geldi kargoyla. Eee kargoyla geldikten sonra elektronik imzanızı taktınız, ben dediniz portaldan başvuru yapacağım. Şimdi aradaki farkları da anlatacağım özel entegratörle. Buna göre kararınızı verirsiniz. Eğer özel entegratörden başvuracaksanız hiç portaldan başvuru yapmanıza gerek yok. Tüm e-arşiv uygulamalarında olduğu gibi tabloyu anlatmıştık hatırlarsanız. Özel entegratörden başvuru yapmanız yeterlidir. Onlar gelir dersi başkanına istediğiniz, zaman, istediğiniz tarihle ilgili aktivasyon bilgisini gönderiyorlar. Ben portaldan başvuru yapmaya devam ediyorum. Aşağıda başvuru diye bir sekme var. Buradan e serbest meslek makbuzu başvuru kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. E serbest meslek makbuzunu kullanan var mı şu an aramızda? Kolay mı? Çok kolay. Yani aslında hepinizin geçmesini öneririm. Şiddetle öneriyorum. E gerçekten çok kolay bir uygulama. Başvurusu da öyle. Elektronik imzayı taktık. Bakın 10 tane alan var burada. 10 tane alanı doldurmak 2 dakikayı bulmuyor. Bilgileri giriyoruz. Eğer benim yaptığım işlemi yapmazsanız buraya giremezsiniz. Java ile ilgili uygulama ile ilgili uyarılar gelir. Ama dediğim uygulamayı çalıştırırsanız herhangi bir Java'ya da takılmazsınız. Başvuru kısmına bastığınız zaman bütün alanları doldurduğunuz zaman elektronik imzanızla ilgili size bir şifre ekranı gelir. Şifrenizi girdiniz, başvurunuz alınmıştır dediği anda itibaren artık e serbest meslek makbuzu kesmeniz gerekiyor. Elektronik fatura iki saatte bir aktif olur. Siz e-serbest meslek makbuzuna başvurduğunuz zaman anında e-serbest meslek makbuzu kesmeniz gerekiyor. Bu tarihten sonra artık bütün makbuzlarınızı e-serbest meslek makbuzu olarak kesersiniz. E-serbest meslek makbuzunuzu kestiniz. Elektronik fatura mükellefinize nasıl ulaştıracaksınız? Sistemine düşer mi onların? Onların sistemine düşmez. İki tane sistem farklı çalışır. Dolayısıyla mutlaka onlara maille ya da kağıt ortamında e-serbest meslek makbuzunuzu oluş göndermeniz gerekiyor. Peki bir soru. Ee, ben bir malim şair olarak e-fatura kullanıcılarıma nasıl ulaşabilirim? Ya da e-fatura kullanıcısına nasıl fatura alabilirim? Bir meslek mensubu elektronik faturaya geçer mi? Üstad gene herhalde dolmuş. bir meslek mensubu elektronik faturaya geçer mi? Geçebilir mi? Çünkü ben ne yapıyorum? Faturayı düzenliyor muyum? Me makbuz düzenliyorum değil mi? Aslında geçebilir. Çünkü elektronik fatura sistemi böyle çok basit bir sistem değil. Gerçekten çok kapsamlı bir sistem. Ee, meslek mensubu olarak elektronik faturaya geçersiniz. Niye geçersiniz? Size gelen elektronik faturaları bu sistem üzerinden alabilmek için gönderemezsiniz, göndermemelisiniz ama gelen size faturaları görüntüleyebilmek için. Şimdi gelir dersi başkanlığının serbest meslek makbuzu da e, yani portal uygulaması böyle bir sistem. Bunu interaktif vergi dairesinden de yönlendirme olacak ya da buraya gelir dersi başkanlığından şifrelerle girebileceksiniz faturanızı oluşturmak için. Serbest meslek biraz daha farklı onu anlatacağım. Şimdi eğer şif faturası oluşturmak için gelir dersi başkanlığının gelir dersi başkanlığının şifreleriyle giriş yapıyoruz. Bunun için tekrar bir daha şifre almaya gerek var mı? Bir daha şifre almanıza gerek yok. Yani internet vergi dersi şifreniz yeterli olacak. Bütün bilgiler yine işte diğer programlarda da var, Luka'da da var. Bilgileriniz otomatik olarak TC kimlik numarasını ya da VKN'yi yazdığınız zaman otomatik gelecek. Burada işte normal bir fatura giriş ekranı, İsterseniz diğer bilgileri, adres bilgileri vesaireyi de doldurabiliyorsunuz e, tevkifatlı faturayı nasıl ke keseceğim, işte e, ÖT1 listesindekileri nasıl keseceğim falan diye soracak olursanız buradan vergi ekleden ilgili satırları ekleyip e, ilgili bilgileri doldurabilirsiniz. Eğer herhangi bir farklı durumunuz yoksa faturanızı kesmeye buradan başlayacaksınız. Birim fiyat vesaire girilecek. İskonto, iskonto tutarı, vergiler, KDV oranınızı manuel yazdığınız zaman otomatik karşınıza gelir. Başka satırlarınız varsa da ekleyerek devam edeceksiniz. Buradan oluştur butonuna bastığınızda Oluştur butonuna bastığınız zaman elektronik arşiv faturanız esasında daha oluşturulmadı. Çünkü bunun bir imzalama süreci var. Bu imzalama işleminde nasıl yapacağız? Şurada taslaklar kısmına geleceğiz. E-arşiv faturası için mali mühür almaya gerek var mı? Elektronik imza almaya gerek var mı? Yok. Peki imzalama nasıl olacak? İmzalama şöyle. Kesmiş olduğunuz tüm faturalar taslaklar bölümüne düşecek. Taslaklar bölümünde isterseniz kontrol edebilirsiniz. İşte görüntüle deyip onaylamadan önce faturanızı böyle görüntüleyebilirsiniz. Burada kare kod uygulaması, faturanızın içeriği, gelir dersinin amlemi bütün bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz bir daha düzenlemek, diyelim ki faturada bir değişiklik var. Buradaki düzenle butonuna bastığınız zaman da fatura düzenle kısmına atıp Oradan da gerekli değişiklikleri tekrar yapmanızı sağlıyor. Faturanızın e-arşiv faturanızın imzalanması aşamasında elektronik imza ya da mali mühür olmayacak dedik ama bunun bir imzalanması gerekiyor. Bunun için de şurada HSM imza diye bir yazı var. Mali mühür alırken dikkat edin. Elektronik imza ve HSM diye seçenekler var. Bununla karşı karıştırmayın. Bizim almamız gereken mali mühür HSM cihazları çok büyük elektronik imza ya da mali mühürle mühürleme cihazlarıdır. Saniyede binlerce faturayı, belgeyi imzalayabilir. Buradaki HSM denen şey aslında gelir idaresinin HSM'i. Yani gelir idaresinin mali mühürüyle mühürlemiş oluyorsunuz. Bakın imzalama işlemi şöyle olacak. İşaretledik. HSM imzala butonuna bastığımız zaman işlem tamamlandı. Aslında gelir dersi başkanlığı bu faturayı imzaladı. Artık siz bunu görüntüleyip indirip mükellefinize gönderebilirsiniz. Ya yani müşterinize gönderebilirsiniz. E arşiv faturası konusu böyle. Hayır hayır bu test portalı. Buraya giriş nasıl olacak? Firmanın Gelir dersi Başkanlığı vermiş olduğu inter internet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi şifreniz var ya onunla giriş yapacaksınız. Buradan herkes kesemez. Ben test portalından bu sistemin nasıl yürüyeceğini size anlatmış oldum. Ve imzalama işleminin nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Serbest meslek makbuzunuzu nasıl keseceksiniz? Ee, serbest meslek makbuzu için mutlaka elektronik imzanızın olması gerekiyor. Elektronik imzayı takacaksınız. Yine bu portal üzerinden anlatacağım. Elektronik imzanızda yine veri giriş şekli aynı. Bilgilerinizi yazdığınız zaman otomatik olarak veriler gelir. Gelir Rıfat ya bu şeyde e, internette bir sorun var. Geliyordu. Brüt rakamı yazıyorsunuz. Gelir belki stopaj oranınız varsa yurt dışına da makbuzlarınızı kesebilirsiniz SMM olarak. Varsa zaten stopaj kesmiyorsunuz. KDV oranınızı giriyorsunuz. Girdikten sonra rakamlar belli, toplam tahsilat rakamımız oluşmaya başlıyor. Üç şekilde hesaplama var. Toplam tahsilattan, bürüte, bürütten, tahsilata, net, ta, net ücretten, bürüte doğru üç tane hesaplama şekli var. Yine e-arşiv faturasında olduğu gibi bir oluştur işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. bilgiler eksikti ondan dolayı gelmedi. Oluştur butonuna bastığım zaman yine taslakları attı. Şimdi özel entegratörle çalışıyorsanız elektronik imzaya gerek yok. Elektronik imzayı sadece başvuru aşamasında alıyorsunuz. Mutlaka almak zorundasınız. Alıyorsunuz ama uygulamayı çalıştırırken bir daha elektronik imzanıza gerek yok. Yine taslaklar kısmına gelip burada kesmiş olduğum serbest meslek makbuzunu da görüntüleyebiliyorum. Göndermeden önce bir görüntüle butonuna basmanız gerekiyor. Görüntüle butonuna bastıktan sonra işte eğer makbuzunuzda herhangi bir sıkıntı yoksa imzalamanız gerekiyor. Burada onay imza aracıyla imzala diye bir seçenek var. Bunu işaretleyip imzalama uygulaması çıkacak karşımıza. Elektronik imzamızın şifresini girip imzalayacağız. E serbest meslek makbuzunda birden fazla makbuzunuz varsa tek tek imzalıyor. Eğer özel entegratörle çalışıyorsanız özel entegratör hepsini bir anda imzalar burada bir raporlama süreci olmayacak. Burada oluşturduğunuz makbuz kalıyor. Ama eğer özel entegratörle çalışıyorsanız kesmiş olduğunuz makbuz ertesi gün saat 24'e kadar gelir dersi başkanlığına gönderilebiliyor. gönderilen makbuzun şu an için portalda iptali yok. Ama özel entegratörlerde serbest meslek makbuzunu iptal de edebilirsiniz. Gönderdiğiniz makbuzu. Ertesi gün gönderilen bu iptal Faturada serbest meslek makbuzu da iptal olarak raporlanmış olacak ya da raporlanan içerisinde iptal olarak görüntülenmiş oluyor. Ee, burada örnekleri görüyorsunuz işte GIP diye bir örnek var. Özel entegratörü kullanırsanız da isminizin üç hanesinde örnek olarak kullanma şansınız var serbest meslek makbuzunda. Ee, başkanım zannedersem uygulama tarafıyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı burada görüntüyle ilgili? GIP portalı mı? GIP portal'a e-arşiv faturası için söylüyorum, iki şekilde girebileceksiniz. Bir tanesi bu sistem üzerinden, bir tanesi de interaktif vergi dairesi üzerinden geri dersi çalışıyor bildiğim kadarıyla. Interaktif vergi dairesinden de bu portal'a giriş yapabileceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Şifrelerinizle. Zaten interaktif vergi dairesine şifreyle girdiğiniz için ulaş dediğiniz zaman bu sisteme zaten şifrenizi alıp sistem otomatik bağlanmış olacak. Sesiniz gelmiyor ama herhalde sorular yazılı, değil mi? Soruları yazılı almamız tamam, gerekiyor. Tamam, bunun dışında ama e, Cenk, sana ben artık git. sorulara Topal geçebiliriz alıyorum. diye düşünüyorum. Evet. Eğer olursa zaten uygulamalı gösteririz. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Grup Başkanımız e, Ankara'ya dönmesi gerekiyor. Uçağı e, saati sıkışık durumda. Bundan dolayı sorulara cevaplama aşamasında ilk önce sözü yine kendisine vermek istiyorum. Hızlı bir şekilde eee cevapları alacağız. Daha sonra Cenk'le devam edeceğiz. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Eee şimdi soruları okumak yerine eee hızlı hızlı geçeceğim. Eğir Saliye kimlere düzenlenirle ilgili genel bir soru var. Eğir Saliye'nin alıcısının sisteme kayıtlı olması ya da olmaması önemli değil. 487'de kayıtlı kullanıcılar arasında demiştik ama 509'da artık dedik ki Eğir Saliye eğer alıcısı sisteme kayıtlıysa ona değilse Bizim yaratmış olduğumuz bir sanal alıcıya gönderiliyor olacak. Yani e geçen tüm irsaliyeler elektronik düzenleniyor olacak. E-faturaya, e-arşiv konularında bazı karışıklıklar var sanırım. Ben e-fatura kullanıcısıyım e ama 30 bin lira üzeri satış yapıyorum. Karşı tarafa bakacaksınız. E-fatura kullanıcısı bir e-fatura kullanıcısına, e-fatura dışında bir şey düzenleyemez. Yani bir fatura düzenlerken şuna bakacaksınız. E-faturaya kayıtlı mı değil mi? Kayıtlıysa e-fatura değilse e-arşiv fatura düzenlenecek. Yabancılara düzenlenen e-arşiv faturalarda VKN, TCKN bilgisine ne yazacağız diyorsunuz. Orada da 111 yazıp 11 tane 1 ile bunu geçebiliyorsunuz. Yurt dışına düzenlenen faturalarda bu 5000-30000 sınır açısından 30000'i dikkate almanız yeterli. Çünkü burada bahsettiğimiz yurt içinde kayıtlı vergi mükellefi, yurt dışındaki mükellefler ya da müşterileriniz bizi ilgilendirmiyor. HKSE tabi mükellefler için e, hal içi ya da hal dışı diye bir ayrım yok. E, onun listesini dediğim gibi önümüzdeki hafta erişiminizi açacağız. İster hal içinde ister hal dışında tüccarlık yani yapıyor olsun bu işi toptan yapıyorsa kapsamı girecek. Buradaki soru şu. Bunların içinde işte ikinci sınıf tüccar olup işletme defteri tutan var. Bunlar bilançoya mı geçecek? Hayır geçmeyecekler. Çünkü e-defter Go.tr'de de zaten biz elektronik ortamda tutulabilir defterlerin içinde yemeyen kebir ve defter beyan kapsamında tutulabilen işletme, serbest meslek ve basit usul diye saydığımız için kanunun belirlemiş olduğu haddi aşana kadar ikinci sınıf tüccar olarak devam edebilecek defterinde defter beyan kapsamında tutacak. E-defterde aylık ya da 3 aylık dönem seçimi zorunlu mu diye soran bir arkadaşımız var. Orada da belirttiğim gibi eğer mükellef bir tercih yapmazsa aylık e, yükleyeceğini ve kendi imzalayacağını sistemsel olarak biz varsayacağız. E-belgelere başvuruda Java ile ilgili sıkıntı olduğunu dile getirmişsiniz. Onunla ilgili e, önümüzdeki iki hafta içinde muhtemelen yeni bir başvuru ekranı daha ...kuracağız. O başvuru ekranı Java bağımsız olacak. Ee, özellikle e-fatura, e-defter başvuru süreçlerinde Java ile ilgili sorun e yaşanmıyor olacak. E-arşiv ee, e faturalarda satıcı alıcıdan habersiz olarak e-arşiv faturayı iptal ederse... ...alıcı bunu nasıl tefsik edecek diye bir sıkıntı var, soru var. Bunu alıcının değil satıcının tefsik etmesi gerekiyor. Çünkü düzenlenen her fatura iptal edilse dahi bize bildiri raporlanmak zorunda. Yani bu şu anlama geliyor. Düzenledi ve iptal ettiyse hem düzenledim hem iptal ettim diye raporluyor ve biz iptallerde şunu diyoruz. İptal etmen ya da bize iptal olarak bildirmen yeterli değil. Gerektiğinde bu iptalin durumunu tefsik etmek zorundasın diyoruz. O yüzden burada alıcının bir külfeti yok. E-Arşiv portale girişi zaten Cenk Hocam anlattı. ...interaktif vergi dairesi kullanıcı adı ve şifreyle e, giriş yapılabilecek. Tabi burada şöyle bir konu var. Arada biz kendi aramızda da değerlendirdik. Mükellefleriniz tabi belli durumlarda diyecek ki... ...ya şu faturayı gir, işte 5 bin liralık fatura kes... ...50 bin liralık, belki 500 bin liralık fatura düzenle diyecek. E, lütfen böyle şeylere girişmeyin. Bunun şöyle sakıncaları olabilir devamında. Bu fatura sahte belge olabilir. Devamında dava konusu yapılabilir... Mükellefiniz çıkıp şunu diyebilir. Benim bu faturadan haberim yok. Ben bunu düzenlemedim. Mahkeme bize sorar. Biz oradan hareketli deriz ki bu kullanıcı adı şifreyle şu IP'den gerilmiş dendiği zaman onun sizin ofisinizdeki bir bilgisayar olduğu ortaya çıkar. Siz hem sahte belge düzenlemiş olursunuz. Hem de bunu bir müşterinizin bilgileriyle yapmış olursunuz. Hani burada birden fazla suç işlemiş olursunuz. O yüzden... Ee, Hani bunun iyi niyeti şeyi olmaz. Lütfen böyle bir risk almayın. Günün sonunda çünkü mahkeme sahte belge düzenlemekten sizin hakkınızda işlem yapar. Vergi dairesi sizin hakkınızda işlem yapar. Bu odaya ihbara kadar gider. Çok farklı zararlar olur. Ben bunu özellikle koyacağım. Hani çünkü arada konuştuk. Yok biz bunu özellikle uyarı olarak koyacağız. Sizlere yönelik bir uyarı olarak koyacağız. Siz de bunu paylaşmanızda fayda var. Çünkü bize geliyor bazen beyanname ile ilgili mükellef itiraz ediyor. Diyor ki bu beyanname benim değil ya da SMM bunu ben vermedim dediği zaman biz bakıyoruz şu tarih şu saatte şu kullanıcı adı ve şifreyle şu IP'den girilmiş. Geriye bir tek BTK'ya bunu sorması kalıyor. Bu IP hangi bilgisayara ya da hangi kullanıcıya ait? Kim verdi, kim vermedi ortaya çıkıyor. Burada da benzer bir durum olabilir. Dediğim gibi Sadece sahte belge düzenlemiş olmazsınız. Bunu başkasının bilgileriyle, müşterinizin bilgisiyle yapmış olursunuz. Bu çok çok daha ağır ceza gerektir. Sosyal medya fenomenleri e, ile ilgili bir soru gelmiş. Bunlar da işte kendi e, sosyal medya sayfalarında bazı ürünlerin reklamını yapıyorlar gibi bir şey var. Bununla ilk kez karşılaştım ama e, kapsama gireceğini çok zannetmiyorum. Bununla ilgili ben... E, bir duyuru yani e-ticarete bakan şubemizle de görüşüp bu kapsama girmeli mi girmemeli onunla ilgili nihai kararı site üzerinden duyuru olarak veririz. Zaten bu sorulan sorular var. Daha önceki etkinliklerde sorulan sorular var. Bu kapsamda bir sık sorulan sorular gibi döküman yapıp sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Geriye dönük fatura düzenlenebilir mi? Evet sistemler buna müsait. Peki ceza kesilir mi derseniz tespiti halinde kesilir. Tabi buradaki tespiti şöyle ben biliyorum ama ben bununla ilgili tespit yapmıyorum çünkü ben inceleme elemanı değilim ya da benim işim değil. Bu tespit nerede yapılabiliyor? Kadvira raporlarında örnek veriyorum bir fatura çıkıyor bize sorabiliyor ya da bugün e-belge görüntüleyici de bile bir e-faturayı açtığınız zaman sorgula dediğiniz zaman size bu fatura bu tarih fatura tarihi budur diyor. Oluşturulma tarihi budur, imzalanma tarihi budur, gönderilme tarihi, iletilme tarihi olmak üzere 5 tane tarih veriyoruz çok karşılaştığımız konu faturanın üzerinde 15 Mayıs yazıyor ama devamına bir bakıyorsunuz fatura 5 Kasım'da oluşturulmuş, 5 Kasım'da imzalanmış. Bu artık 15 Mayıs faturası değil diyorsunuz ve 7 gün içinde düzenlenmemiş olduğu için cezayla muhatap oluyorsunuz. E-arşiv faturalarının kağıt çıktısının A4'e basılmasıyla ilgili bizim bir düzenlememiz yok. İstediğiniz büyüklükte faturayı, yani kağıda basabilirsiniz. Mümkünse mümkün mertebe küçük kullanın. Hatta şunu da diyoruz. E, elektronik ortamdaki haliyle kağıda bastığınız halinin görseli birebir de aynı olmak zorunda değil. Muhteviyatı aynı olmak zorunda. E, termal kağıt kullanabilir miyiz diye sorulmuş. 509 nolu tebliğde biz belli hallerde termal kağıda izin verdik oraya bakabilirsiniz. Onun dışında da ihtiyacı olan mükelleflere başkanlık olarak biz de izin veriyoruz. Tabi bu ihtiyacın ortaya konması lazım. Şu anda enerji dağıtım firmaları, kargo lojistik firmaları abonelik esasına göre fatura düzenleyenler doğrudan bunun dışındakiler de başkanlıktan izin almak kaydıyla belli standartlardaki termal kağıtları eğer faturanın çıktısını üretmek için kullanabiliyorlar. Hekim POS konusunu sormuşlar. Hekim POS uygulaması SMM ile beraber aslında bitiyor. Hekim POS dediğimiz uygulamada aslında bir ÖKC cihazı yok. Sadece bankanın vermiş olduğu bir post cihazı ve bunun ürettiği bir slip var. Bizim tebliğimizde de e, Eser Meslek Makbuzu'nun e, düzenlenmesi ve iletilmesiyle ilgili e, tebliğin herhalde 30-40 civarındaki sayfalarında bununla ilgili özel bir açıklama var. Biz diyoruz ki bu cihazları artık kullanamazsın. İstersen yeni nesil ÖKC alabilirsin. Yeni nesil ÖKC'den e-serbest e meslek makbuzunun çıktısını üretebilirsin. O yüzden hani post cihazlarının tek başına kullanılması mümkün değil. Peki biz serbest meslek mensubu olarak işte Ocak 2020 ile e Haziran 2020 arasında 5000 lirayı geçen belgelerimizde e mi keseceğiz. Hayır kesmeyeceksiniz. Mevzuat size diyor ki sizin faaliyetiniz budur. Bu faaliyet kapsamında Serbest meslek makbuzu düzenleyeceksiniz. Zaten ticari bir faaliyetiniz yoksa fatura düzenleme gibi bir şeyiniz de yok. O yüzden e-arşive geçme gibi bir zorunluluğunuz da yok. E, bendeki sorular şimdilik bu kadar. E, şey devam et Cenk Bey siz biraz devam edin ben o arada diğerlerine bir bakayım. Yok sorular daha bende. Bir kısmını e, not aldıklarımı cevapladım birazdan tekrar devam edeceğim. Gönüllü olarak 1 -1 2020 tarihinde e-fatura uygulamasına geçen mükellef e-defter uygulaması zorunlu olarak hangi tarihte geçer? Genel hükümler çerçevesinde bakılması gerekiyor. İhtiyari olarak elektronik fatura geçtiyse genel hükümlere kadar elektronik defter kullanmak zorunda değil. Dolayısıyla burada bir tarih vermiyoruz. Ne zaman genel hükümlere hükümleri yaka, e, bulduysanız izleyen yılın başı itibariyle de elektronik deftere geçmeniz gerekli. İşletme defterleri mükellefi de portalden 5000 üstü fatura kesecek mi? Yani burada faturalarla ilgili bir sınırlama yok. İşletme defteri var bunun içerisinde. Dolayısıyla bilanço var. Yani faturanın kimin kestiğinin hiçbir önemi yok. O 5000 TL üstündeki faturaların e-arşiv faturası olarak kesilmesi gerekli. 1.7.2020 tarihinde e-arşiv faturaya geçecek olan mükellef 1.1.2020 30.06.2020 arası portaldan 5000 üstü fatura kesecek mi? Şimdi 1 Temmuz 2020'de zorunluluk başladığı için e-belgede 1, -1 ile 3006 arasında yine 5000 TL'lik faturalarını ya da işte 30.000 TL'lik o kritere göre e-arşiv faturası olarak kesmesi gerekiyor. 1 Temmuz'dan itibaren artık e-arşiv faturası diye bir kavramı, yani portal e-arşiv diye bir kavramı olmayacak. 1 Temmuz'dan sonra artık kayıtlı kullanıcılar elektronik fatura, onun dışındakilere e-arşiv sistemimizi e-arşiv faturası kesmek zorunda kalacak. Mükellefin 2018 bürüt satışı 2019 2018 brüt satışı 2019 satışı 5 milyonun altında. Mükellef arşiv faturası kullanıyor. İhtiyari olarak mükellef bu durumda e-deftere geçer mi? Zaten e arşiv faturasına geçmenin ilk koşulu elektronik fatura kullanmak. Ama e, anladığımız kadarıyla burada ihtiyarlık var. Dolayısıyla elektronik defter de genel hükümler çerçevesinde ne zaman zorunluluk geliyorsa işte şey olabilir, ciro olabilir, sektör olabilir. İzleyen yılın başı itibariyle elektronik defter zorunlu olacak. O tarihe kadar, genel hükümler çerçevesinde zorunluluk başlamadığı tarihe kadar elektronik defter ihtiyari. GIP e-arşiv fatura portalını kullanmak için mali mühür ve elektronik imza almamız gerekir mi? Kullanıcı kodu şifre vergi dairesinin verdiği şifre kullanabilir miyiz? Gelir dersi e-arşiv fatura portalından kesebilmek için mali mühür, elektronik imzaya gerek yok. Gelir dairesinin vermiş olduğu şifre, yeni bir şifreye de gerek yok vermiş olduğu şifreyle interaktif vergi dairesinin yönlendirmesiyle muhtemelen ya da portaldan direkt şifreyle girip bu faturalarınızı kesiyor olacaksınız. 5.000-30.000 bin, bin TL sınır altında GIP e-arşiv portalını kullanarak satışa e-arşiv, yani 5.000 ve 30.000'in altındaki faturaların da e-arşiv faturası kesilip kesilmeyeceği soruluyor. Burada bir kısıtlama yok. Altındaki faturaların da e faturası olarak kesilmesi mümkün olacak. E-arşiv fatura veya e fatura kullanıcıları kağıt ortamında irsaliye düzenleyebilirler mi? İrsaliye geçiş için sektör ve ciroya bakacağız. Eğer ilgili sektörlerden veya cirodan dolayı e-irsaliye kullanma zorunluluğumuz olana kadar e-arşiv ve elektronik fatura kullanıcıları kağıt ortamında irsaliye düzenleyebilecekleri gibi vergisi kan 433 eski tebliği ama şu anki 509'da yer alan ee, üzerinde belli şartlarda malın teslimi halinde verilmesi birinci koşul. ikinci koşul üzerinde saat, dakika gibi bilgilerin olması durumunda irsali yerine geçer ifadesi varsa elektronik fatura ya da arşiv faturasında bunları irsali olarak da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla sektör ya da ciro olmaksızın e-irsaliye geçişle ilgili bir zorunluluk yok. İşte 25 milyon haslat işte belli sektörlerle ilgili. E, ee, bu eğrisale ilgili düzenleme şartları da bürüt satış hasılatı 25 milyon lira olacak. 2018 yılı hasılatı işte 1, 1, 1 Temmuz 2020'de geçiş için. İşte maden sektörü, maden işletmeleri, gübre takip sistemine tabi olanlar, işte komisyoncu tüccarlar, halk kayıt sistemine bildirim yükümlülüğü olan yaş sebze ve meyve bil, yapan e, iş işiyle iştigal edenler, e, gübre takip sistemi gibi sektörlerde işte ÖTV bir bayilik lisansı olanlar, ÖTV, PDK'daki lisanslar olan e, bayrak lisansı da dahil olmak üzere. ÖTV3 mükelleflerinden ilgili malları imal inşa edenler de yine e-irsaliyenin konusuna giriyor. Onun dışında elektronik fatura, e yaşı arşiv fatura kullanıyorsanız e-irsaliye kullanmak zorunda değilsiniz. Onun yerine e yere geçer şeklinde de işlemlerinizi yapabilirsiniz. GİP e-arşiv portalını kullanarak kesilen faturalar 10 yıl saklama yükümlülüğü kime ait? Yani zaten başkan da ifade etti. Burada herhangi bir süre yok. O altı aylık süre gelir dairesinin e-fatura portalında yazar. Böyle sarı şerit altı ay sonra faturaların silinecektir diye. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir bildirim vesaire yok. Burada kesilen faturalar saklanacak gelir dairesi tarafında. Yine bunları da siz buradan görüntüleyebileceksiniz. E-arşiv faturasının GİB portalından kestiğimiz kesilen faturanın listesini gibi e bildirilecek mi? Hükümlü kime ait? Şimdi buradaki e-arşiv faturasını e-arşiv fatura sistemi olarak düşünüyorum. Diğeri e-arşiv portalı. Zaten orada bir listeleme, raporlama herhangi bir şey yok. Zaten bütün bilgiyi oradan giriyorsunuz. Bu söylemiş olduğunuz raporlama aslında listeleme liste değil, raporlama. Bunu zaten eğer kendi bilgi işlem sisteminizi kullanıyorsanız siz zaten ertesi gün 24'e kadar, eğer özel entegratörün sistemini kullanıyorsanız özel entegratör ertesi gün saat 24'e kadar bildirmek zorunda. Ama iki tane e-arşivi karıştırmamak gerekiyor. Birisine e-arşiv portal diyelim, birisine de e-arşiv fatura sistemi diyelim. E-arşiv fatura sisteminde yükümlülükler kullanım yöntemine göre özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sisteminizde yer almakta. İsteğe bağlı olarak e-faturaya geçen kişi e-deftere geçme zorunluluğu nedir? İsteğe bağlı elektronik faturaya geçmişseniz e-arşiv kullanımı ne olacak? olacak. Çünkü e-arşiv faturasına geçiş için elektronik fatura kullanmak yeterli. İkisi arasındaki fark bu. Elektronik deftere geçiş için ise elektronik fatura zorunlu geçiş gerekli. İki kavramı ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunuzun anladığımız kadarıyla elektronik faturaya ihtiyarı geçiyorsanız e-arşive geçeceksiniz. Ama elektronik deftere geçmek zorunda değilsiniz. De geçebilirsiniz. İhtiyari olarak da elektronik deftere de geçebilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok ama zorunluluk geçiş böyle. Ee, e serbest meslek makbuzu kesiyorum. Entegratör aracılığıyla kesiyorum. Tahsil edilmedi, ed edemediğim ücret için sadece KDV'yi e makbuzda nasıl keseceğim? Ee, özel entegratörü bilmiyorum ama gelir dersi başkanlığının portalında KDV tahakkuku içindir diye bir seçenek var. Onu seçip faturanızı makbuz pardon makbuzunuzu kestiğiniz zaman aslında tahsil edilmediği anlamına geliyor. Tahsil ettiğiniz zaman da KDV yazmadan aynı şekilde makbuzunuzu kesebilirsiniz. Böylelikle orada bir seçenek var. Özel entegratörle konuşmanızı tavsiye ederim. Bu açıklamaya ben şerh koyuyorum arkadaşlar. <laughs> ben sadece teknik olarak açıklamış oldum. Veri kanallar açısından şerh koyuyorum. Ben teknik olarak açıklamış oldum. Ee, aynı gün aynı fatura aynı firmaya fatura kesiliyor. İlk kesilen fatura 3000 TL olsun. Daha sonra 2500 TL fatura olsun. Bir fatura daha kesildiğinde ikinci fatura arşiv fatura olmak zorundan pek ilk kesilen fatura iptal mi edilecek? Şöyle canlandırın. Diyelim ki sabah geldi birisi, 2 bin liralık bir mal aldı sizden. Siz de irsaliye kullanmıyorsunuz. İrsaliyeli faturayı kestiniz, gönderdiniz. Sonra saat 11'de bir daha geldi, bir 2 bin liralık daha mal aldı. İrsaliyeli faturayı gönderdiniz, kestiniz, gönderdiniz. Aynı kişi geldi, diyelim ki bir 3 bin liralık daha mal aldı. İrsaliyeli faturayı kestiniz, gönderdiniz. Ne olacak? Bir kere karşı taraftaki vergi mükellefi olduğunu düşünüyoruz. 5000 TL sınırı geçtik. Değil mi? Açtı. E peki ne yapacağız bu durumda? Eski faturalar ne olacak? Aslında irsaliye gibi düşünmeniz gerekiyor onu. Yani aslında fatura olmuyor. Onun yerine ne yapacaksınız? Bir tane, bir tane değil mi başkanım? Orada hepsi için ayrı ayrı değil. Bir tane e-arşiv faturası kesmeniz gerekiyor toplam tutar için. Eee Matbu kestiğiniz faturalarla ilgili de bilgi ekranı da var. Oraya da matbu kesmiş olduğunuz faturalarda bilgisi ha, yazılacak. Açıklam olarak yazabilirsiniz. Evet. evet. Başkanım siz devam eder misiniz? Ben hemen birkaç tane daha, daha devam mi? edeyim. Eee Müsaadenizle hemen birkaç soruya da cevap verip kalkmam gerekiyor. Ee, serbest meslek mensupları işte mükelleflerin defterlerini nasıl yükleyecek diyor. Kendi imzanızla imzalayabilirsiniz. E defter uygulamasından da gönderebilirsiniz ki birçok artık yazılım bunu web servisiyle yapıyor. Siz oluşturacaksınız, imzalayacaksınız. Hizmet aldığınız yazılım üzerinden web servis üzerinden doğrudan gönderebilirsiniz. Çok gelen bir soru aslında şeyini yitirmişti. E-arşiv tarafında fatura keseceğiz ama müşteri e, TC kimlik numarasını paylaşmak istemiyor. Nihayet tüketicisi zaten paylaşmak zorunda değil. 11 tane bir yazıp geze, geçebilirsiniz. Adıma düzenlenen e-fatura, e-arşiv fatura, e -Arşiv fatura ya da düzenlediklerimi görebilir miyim diye interaktif vergi dairesinde zaten şu anda bir çoğu var. E, Diğerlerinin de ihtiyaç olması dahilinde e, açabiliriz. Şu anda e-fatura e için hem düzenlenen hem alınan var e-arşiv için sadece alınan şeklinde var. Oraya düzenlenen e-arşiv e e faturaları da ekleyebiliriz. E Poşet Poşet ile turizm vergisi beyannamesinin KDV beyannamesi altında birleştirilebilir mi demişsiniz. Böyle bir şey e hani beyanname mantığına da uygun değil. E-arşiv faturada e 30 bin TL'nin dik e dikkatini de diyor işte ihracat yapıyorum e faturayı kestim intaç tarihinde şey, fatura tarihinde kuru hesapladım 30 binin altında kaldı kağıt düzenledim ama intaç tarihinde 30 bini geçti. Emin olun burada sıkıntı yaşamazsınız. Sonuçta düzenlediğiniz evet muhasebeleştirmekte sıkıntı var ama düzenleme tarihi itibariyle haklılığınız olduktan sonra olduğu için bir sıkıntı olmaz. Eğer şimdi e, portale girmek için bilgisayar yoksa ne olacak? Dedim zaten yılbaşına kadar mobilinde yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Akıllı telefonlar üzerinden, tabletler üzerinden de düzenleniyor biliyor olacak. En kötü Komşunun muhasebecisi dedi ki komşunun bilgisayarı olur. O 70 yaşındaki amcanın muhtemelen yanında ona göre biri vardır. Tek başına ya çevirim. Yok, hayır, şey için söylüyorum. Ee, bir şekilde hallolur bir durum. Yani biz bunu mobilden de destekliyor olacağız. GİP mobil içinden de bu faturalar düzenleniyor olacak. Akıllı telefonu varsa o şekilde yapacak. Haklısınız. Yani bu rakamlarda ben de çok e, şey değilim. Benim dedem de aynı durumda olabilirdi. Uygulamada bunun nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar lütfen. Defter gönderdikten sonra herhangi bir değişiklik yapabilir miyiz diye bir soru var. Yasal yükleme süresi içinde değiştirip tekrar silip yükleyebilirsiniz ama yasal yükleme süresinden sonra defterde yapacağınız her türlü değişiklik. Açıklama bile olsa defterin sıhhatini etkilemekte. Çünkü defterdeki imza ile berattaki imza ve gip onaylı berattaki imzaya biz bakıyoruz. Defterde bir değişiklik yaptığınız zaman imza ortadan kalkmış oluyor. Yeniden imzalarsanız da bize göndermiş olduğunuz beratla, berattaki imza ile farklılık oluyor. Programlar da şunu gösteriyor. Diyor ki gip onaylı beratla ya da beratla imzaları eşitlenmedi. Bu da şu da demek oluyor. Defterde bir değişiklik var. Bu değişikliğin e, ee, iyi niyetli mi olduğu, kötü niyetli mi olduğu ee, sıkıntılı. Yani her koşulda defterler ihticaca salih bulunmamakla yüz yüze kalıyor. Bize de geliyor çünkü mükellef bilgisizliğinden kaynaklanmış. Defterini oluşturmuş, beratını almış, göndermiş. 5 dakika sonra e-defteri tekrar oluşturmuş. Ama yeniden berat almak aklına gelmemiş. Defter ihticacı salih mi değil? Ama örnek veriyorum Luka gibi benzer programlarda bulut tabanlı olduğu için biz daha önce onlardan Cenk Bey'den çok aldık. Rapor alıyoruz diyoruz ki yasal yükleme süresinden sonra muhasebe fişlerinde hesap kayıtlarında herhangi bir değişiklik bilgi girişi çıkışı var mı? Onlar da adım adım sayfa sayfa yazıyorlar diyorlar ki herhangi bir ekleme çıkartma olmamıştır. O zaman burada diyoruz mükellefiyetin bir mağduriyeti var İşte diğer belgelerle de tevsik edilince... Ee, bu durumu yani tekrar berat yüklemesine izin veriyoruz 5 ila 30 yani 5.000-30.000 bin, bin üzeri faturalarda eğer e, karşı taraf vergi mükellefi değilse gider pusulası ile yaptığımız alımlarda e-arşiv fatura mı olacak diye sormuşsunuz hayır gider pusulası kullanmaya devam edeceksiniz ee, gün içinde işte 5.000 TL altındaki faturaları düzenledim ne olacak? Cenk Bey dedi zaten onları iptal edeceksiniz ama bendeki sorudaki bu faturaları irsaliye yerine geçer mi diye soruyor. Eğer irsaliyeli fatura ise irsaliye anlamında sadece kullanılabilir. Ee, bir saniye. Ya, zaten düzenlediğiniz belgeyi aslında siz şunu şart düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu e-arşiv faturayı şu tarih, şu, sayılı, şu tarih ve şu sayılı, şu tarih ve şu sayılı, şu tarih ve şu sayılı kağıt faturaların yerine düzenledim diyorsunuz sizin beyanınızda bir sıkıntı yok. Ben sadece şuna bakarım. İade kontrolünde ya da bir inceleme sırasında alıcıya derim ki bak sen bundan hem kağıt faturalar almışsın, indirim yap, konusu etmişsin. Hem de e arşiv fatura indirim konusu etmişsin. O zaman mükerrer indirim yapmış, indirim konusu yapmışsın derim. Ona göre işlem yaparım. Sizlik bir durumu yok burada. Bunu da alıcının da e, şey, takip ediyor olması lazım. E, 5 ve 30 binlik faturalarda mali mühürsüz özel entegratör üzerinden gönderilebilir mi diye bir soru var. Özel entegratör yöntemi yok. Orada diyoruz ki biz bu faturalar başkanlığın sunmuş olduğu portal üzerinden düzenlenir, gönderilir. Tabii bununla beraber bazı özel entegratörlerin yazılımları var. Tanki bizim portala interaktifle giriyormuş gibi yapıp bilgileri otomatik doldurup bizim çeyimizde imzalayabilen uygulamalarda geliştirenler var. Başvuru tarafında olduğunu biliyorum. Muhtemelen burada da olacaktır. Ama sırf 5.000-30.000'lik bin, fatura için özel entegratöre gitmek bir maliyettir. Biz zaten onu ücretsiz veriyor durumdayız. Niye böyle bir ihtiyaç da olsun? Ben teşekkür ediyorum. Bendeki sorular bu kadar. Bir dakika. Ben, ben devam edeyim ya. mi başkanım? Siz, tamam. siz söyleyin. Cenk Bey'e de sorabilirsiniz. Cenk Bey de cevaplayacaktır. Ben söyleyeyim bendekileri. Kalırsa tabii ki hay hay. E-arşiv faturada elektronik imza 5.030.000 TL fatura kesen içinde geçerli mi? Zaten elektronik imza yok. Mali mühür yok. gip şifresiyle girmek gerekiyor. İhtiyari olarak elektronik fatura e-arşiv fatura sistemine dahil olan mükellef e-deftere zorunlu muydu? Değildi. 2018 ve 2019 yılı cirosu 5 milyon TL'yi aşmayan, kağıt fatura kesen 2020 yılında 5 bin işte vergi mükellefleri, 30 bin vergi mükellefi olmayanlar. E-fatura, e-arşiv fatura kesmek zorunda kalırsa, ihracat yapıyorsa deftere geçmek zorunda mı? Şimdi anladığım kadarıyla firma belli bir süre elektronik fatura, e-arşiv faturasını kesecek. Daha sonra da elektronik fatura ve e-arşiv faturaya da ihtiyare geçecek. Ee, ya da ihracat yapıyorsa, yani soruyu tam anlayamadım ama, ihracat yapıyorsa firma elektronik fatura geçmek zorunda değil. Elektronik fatura kullanıyorsa firma gümrük beyannamesine iki mal ihracı işte e, yolcu beraberi özel fatura gibi faturalarda elektronik fatura onun dışında e-arşiv fatura kesmesi gerekiyor. Yani ihracat yapan firma elektronik faturaya ve e-deftere geçmek zorunda değil. Genel hükümler çerçevesindeki durumuna bakması gerekli. E-fatura ve e-arşiv faturaları 7 günlük süre söz konusu Öbür belgeler için düzenleme ve gönderilme süresi var mı? E, fatura ve arşiv faturalarında 7 günlük süre şöyle. Aslında çok yanlış anlaşılıyor. Geriye dönük değildir bu. Kesilen faturanın 7 gün içerisinde düzenle ya da mal ve hizmet yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde faturanın düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla 7 günlük süre vergi kanunundan gelen bir süre. Dolayısıyla devam ediyor. Diğer belgelerde e, serbest meslek makbuzu vesaire de zaten tahsat esası geçerli. Ama ilk sisteme geçerken faturalarda 7 gün kağıt fatura kesebilirsiniz. Mesela ayın 1'inde elektronik fatura geçtiysek ayın 7'sine kadar kağıt fatura kesmeniz mümkündür. Ya da e, serbest meslek makbuzuna geçtiysek 1 Haziran'da 30 Haziran'a kadar yine kağıt serbest meslek makbuzunu kesmemiz mümkündür. Onun dışında elektronik ortama geçmemiz gerekiyor. Mal ihracı ve 5000 TL'den dolayı 1-1-2020 tarihinde e-arşiv fatura kesilecek şirket e-deftere geçmek mecburiyetinde mi? Be Mal ihracı ya da 5000 TL'den dolayı elektronik faturaya geçmek mümkün değil. Zaten bunlar e-arşiv faturası olarak kesilecek. E Mal ihracında da hadlerin altındaysa da ka kağıt olarak devam edecek. Dolayısıyla ihracat işlemleri elektronik faturayı tetiklemiyor. Elektronik faturaya girmişseniz bu durumda ihracat ithalat ihracat işlemlerinizde gümrük ekindeki mal ihracı ve özel fatura ise elektronik fatura olmak zorunda. E-arşiv faturaya geçişinde 5000 TL'den dolayı e-fatura e mükelleflerine e-faturanın kesilecek e-arşiv e fatura kesilecek? Aslında bu faturalaşma sürecinde anlatmıştım. Firma elektronik fatura e-arşiv fatura kullanan bir firmaya siz hadlerin üstünde bir fatura kesiyorsanız işte 6000 TL'lik bir fatura kesiyorsanız o fatura o faturanın e-arşiv fatura olması gerekiyor. Zaten buna elektronik fatura kesmeniz mümkün değil. E-arşiv fatura kesmeniz gerekiyor. Aynı zamanda hadlerin altındaysa da hem e-arşiv kesebilirsiniz hem kağıt fatura kesebilirsiniz. Orada da herhangi bir sınırlama yok. Hadlere kadar. Hadleri geçtikten sonra artık e-arşiv fatura kesilmesi gerekiyor. Mal ihracı faturaları e-arşiv faturaları olarak mı kesilecek? E-fatura olarak mı kesilecek? Eğer firmanızın bu sorudan anladığım kadarıyla firma elektronik fatura e-arşiv faturası sisteminde olmayan bir firma ise hadlere kadar kağıt fatura kesebilir. Hadlerin üstünde e-arşiv faturası kesmesi gerekiyor. Eğer firma elektronik fatura ve e-arşiv fatura ise mal ihracı gümrük beyannamesinin ekindeki mal ihracı ise transit form bunun içinde değil mikro ticaret bunun içerisinde değil e, hizmet ihracı bunun içerisinde değil. Onların dışındaki gümrük beyanlamesinin ekindeki mal ihracı ise bu söylemiş olduğunuz şey. O zaman elektronik fatura. Diğerleri ise e-arşiv fatura kesilmesi gerekiyor. Mali müre alınca e-arşiv için başvuru yapılacak mı? Bu soruyu anlamadım açıkçası ama. E, şu 5.000-30.000 ise mali müre gerek olmadığını ve elektronik imza gerek olmadığını zaten söylemiştik. Diş hekimlerin şu anda kullandıkları post cihazları. 1 Haziran 2020'den sonra yeni ÖKC cihazlarıyla mı değişecek? Aslında tebliğde çok önemli bir nokta burası. Hekimlerin kullanmış olduğu hekim pos. 1 Haziran 2020'den sonra biliyorsunuz aslında hekim pos sadece postur. Yani yeni ÖKC değildir. Dolayısıyla bir tahsilat işlemini gösterir, bankadan işlemleri gösterir. Tebliğde şunu söylüyor. Eğer yeni ÖKC'lerden bilgi fişi çıkarsa, çıkan bilgi fişi de iki türlü olur bir anında e-arşiv faturaya e serbest meslek makbuzuna dönüştürülebilir. Bir tanesi de sonradan dönüştürülebilir. Yani bilgi fişi verilir. O bilgi fişine istinaden e serbest meslek makbuzu daha sonradan düzenlenebilir. Dolayısıyla diş hekimlerinin şu an kullandıkları, işte doktorların şu an kullandıkları hekim post 1 Haziran 2020'den sonra bitti diyebiliriz. Çünkü bilgi fişi çıkartan sadece yeni ÖKC'lerdir. Yeni ÖKC'lerdir. 1 Haziran itibariyle artık doktorlar, hekimler hekim postan ziyade yeni ÖKC'ye geçmek zorunda kalacaklar. Kendi malımızı N11 hepsi burada gibi sitelerde satıyorsak bizler uygulamaya gir giriyor muyuz? Aslında internetten satış kavramı 2018 yılına bakılacak. 2018 yılı brüt satış hasılatınız 5 milyonsa, yanına bir de internetten Satış kavramınız varsa, o kavram da çok karışıktır. Yani yüz yüze gelmediğiniz tahsilat ve siparişten bahseder. İki kavram varsa 1.1.2020'de elektronik fatura ve e-arşiv faturaya geçmek zorundasınız. Fakat 1.1.2020'den sonra kurallar anlamsızlaşmaya başlıyor e-arşiv için, internetten satış için. Nasıl oluyor? 5 milyon bürüt satış hasılatı ve internetten satış kavramı hala devam ediyor. Ama zaten 5 milyonu yakalıyorsak internetten satışa bakmaya gerek var mı? Gerek yok. O yüzden de internetten satış kavramının hiçbir anlamı yok. Vergüsü kanunu 509'da düzenlenen şey ise hiç haslata bakma diyor. Eğer internet üzerinden bir malın internet üzerinden bir malın hizmetin alınması, satılması, kiralanması ve reklamına aracılık yapıyorsan, yani aracılık hizmet sağlayıcılığı hizmeti veriyorsan o zaman diyor hiç hasılata bakmaksızın e-arşiv faturaya geçeceksin. Elektronik fatura ne olacak e-arşive geçince? Zorunlu olarak elektronik faturayı kullanacak. Zorunlu olarak elektronik faturayı kullandığı için de sonraki yılın başında elektronik deftere geçmek zorunda. İnternetten satışla ilgili var mı soru? Bu çok karıştırılan bir kavram. E-faturaya isteğe bağlı geçtiğimizde e-defter zorunlu olarak geçiliyor mu? elektronik faturaya isteğe bağlıysa e-arşiv zorunlu ama elektronik defter zorunlu değil. Aslında elektronik fatura ihtiyarı ile ilgili birçok soru sorulmuş bir, Luka ile ilgili sorular vardı. Mesela ortaklık şekli, ortaklıklar ne alacaklardı? Mali mühür alacaklardı elektronik imza yerine. Luka'da kesilen ortaklıklarla ilgili bilgilerin girilmesinde zaten SMSMM bilgilerini ortaklıkla ilgili bilgi yazarsanız o bilgiler otomatikman gidiyor. Dolayısıyla orada herhangi bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Buyurun. Yapabilirsiniz. Ha, şablonları da vardı özür dilerim okudum şimdi ilk okuduğum zaman unutmuşum. Eee hatta bir soru daha var onu da cevaplamış olayım. Luca'da e serbest meslek makbuzu yıllık sınırsız 60 TL. Yani istediğiniz kadar makbuzu kesebilirsiniz 60 TL. Yakında size şablon vereceğiz. Logolarınızı yükleyeceksiniz. Bir de e-arşiv faturanın kuralı neydi? Mutlaka bir imza olması gerekiyor. E serbest meslek makbuzunda da bir imza olması gerekiyor. Dolayısıyla imza yükleme şeyi de vereceğiz size, imkanı da vereceğiz. Dolayısıyla şablonlarınızı oluşturabileceksiniz, logolarınızı yükleyebileceksiniz, imzanızı yükleyebileceksiniz. 60 TL'ye bütün bu hizmetleri alabileceksiniz. Aynı zamanda kesiniz makbuzlar da müşterinize otomatik olan otomatik olarak e-posta ile gidecek. Başka kalmadı herhalde değil mi Eğer adi ortaklıkla ilgili bir sorunuz olursa lütfen haber verirseniz biz yardımcı olalım destek ekibimizle. İrsaliye yerine de geçen e-arşiv faturası kesilirken, 7 günlük yasal süreyi kullanmadan aynı gün mü kesilmesi gerekmektedir? Aslında irsaliye vergisi kanundaki tanımından hareketle, irsaliye malın hareketiyle beraber yapılması gerekiyor ve 7 gün içerisinde faturalaşması gerekiyor. Bu kavramı böyle anlatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. E-irsaliye kullananlar da yine e-fatura, e-arşiv faturaya geçecekler eğer belli şartları sağladıkları takdirde işte malın hareketiyle beraber saat dakika bilgileri de varsa irsaliye yerine geçer ifadesi de kullanılırsa o zaman e-irsaliye düzenlemeye gerek yok. Onun yerine e-arşiv faturası ya da elektronik faturayı da kullanabilirsiniz irsaliye olarak. Ama o üç tane şartın birlikte olması gerekiyor. Evet bir soruya da ben cevap vereyim. Firmamız e-fatura, e-arşiv fatura kullanıcısı. Yine firmamız havalimanında gümüşsü alanda bir satış mağazası bulunmaktadır. Bu mağazamıza ürünler gönderilirken veya mallar gümrük dersi talebiyle işlemleri için fatura düzenlememiz gerekiyor. Firmamız kendi ünvanına kendi veya vergi olsuna fatura düzenliyor. Bu işlem için e-fatura, e-arşiv fatura düzenlenmeli midir? Evet düzenlenmelidir. Bu firma kendi kendine e-fatura, e-arşiv fatura düzenleyebiliyor. İrsaliye de mi? aslında böyle. İrsaliye de kendi kapalı sistem. Merkezden depoya irsaliye gönderiyorsanız kendi kendinize yine irsaliye de düzenlemeniz gerekiyor. Aynı mantıkla çalışması gerekiyor sistemin. Şimdi değerli arkadaşlar her şey akıllanıyor, her şey dijitale taşınıyor. Biz önceki dönemlerde çalışanları ikiye ayırdık değil mi? Beyaz yakalılar, mavi yakalılar. Şimdi yeni bir çalışma personeli geliyor. Demir yakalılar. Rutin işlerimizin, sürekli yaptığımız işlerin pek çoğunu artık bu dijital ortamlarda kendiliğinden oluşmak üzere çalışmalar başlanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir talep var. Seminerdeki sunum bilgileri sisteme yüklenebilir mi? İkinci bölümde de CD ile üyelere gönderilebilir mi? Bu mümkün değil. Sisteme yükleme için gayrette bulunacağım. Gerek başkanımızın sunumunu, gerekse TÜRMOB'un sunumunu ama TÜRMOB'un sunumunu sanıyorum bir 20 gün içerisinde yükleyebileceğiz. Hala üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Başta Cenk Bey'in olmak üzere diğer eğitmen arkadaşlarımızla sürekli güncelliyoruz, yeni bilgiler ilave ediyoruz. 20 gün içerisinde bu sunumları rahatlıkla TÜRMOB'dan ve İSMO'dan ulaşabileceksiniz. hangi soru? Sistemde mi, portalda mı? Şu portaldan, gel idaresi portalından. Üstad, şimdi şöyle, portaldan da gösterdiğim gibi faturalarınızı tek tek giriyorsunuz, tek tek imzalamanız gerekiyor. Belki orada gelir dersi zamanla bir fonksiyon özellik koyup bunları otomatikman muhasebeleştirmenizi, şey faturalaşmanızı, imzalamanızı sağlayabilir. Ama muhasebeleşme tarafıyla ilgili soracak olursanız yazılım olarak biz kesinlikle o pdf'leri okuyarak içeri muhasebeyi kolay yapmak için yöntemlerimiz olacak. Bu bir. İkincisi zaten bir kare kod vardı sağ üst köşede gördünüz mü bilmiyorum üstad. Her belgede zaten düzenleme var. Vergi Su Kanunu 509'da kare kod olacak diye. Gelir Dersi bu anlamda çok iyi bir atılım yaptı. Bu kare kodları da bizim mobil uygulamamız var zaten. Luka'dan diğer yazılımlarda yapacak bunu okuyarak da muhasebeleşme işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. <laughs> Üstad, o elektronik defterle ilgili ya da normal kağıt defterle ilgili usullerinize kalır. Eğer zaten firma elektronik defterse bu kapsamda olmadığınızı biliyoruz. Çünkü elektronik faturadasınız ki böyle bir şeyiniz varsa da zaten bir 10 günlük belgenin fişin içerisinde 50 tane fatura koyabilirsiniz. Ama sizin sorduğunuz şey elektronik deftere girmeyen birisinden bahsediyorsunuz. Orada da 12, 12 galiba 12 2012 tarihli bir tane yönetmelik var. Gümrük Ticaret, Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın orada da ne diyor? İlgili belgenin evrak tarihi, evrak numarası, belge tipi varsa bunları muhasebeleştirirsiniz diyor. Vergi usul kanunu ya da muhasebe usullere göre 10 günlük kayıtlar altında bunları işleyebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Bu usullere dikkat ettiğiniz sürece. Değil Üstad. Elektronik defterle karıştırıyorsunuz siz. Değerli arkadaşlar. Elektronik defterdeki kılavuzla karıştırıyorsunuz. Süreyi oldukça aşmış bulunuyoruz. E, bu saate kadar ilgiyle, özveriyle dinlediğiniz... Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde tekrar bir araya gelmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.